Merhaba sevgili Egeon TV izleyicileri. Bugün Güzelbahçe Belediyesi'ne bağlı Yelki Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımızda başkanımız Eda Hanım var. Onunla güzel bir söyleşi yapacağız. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Eda Hanım, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Tabii. Ben Yelkiliyim. Muhasebeciyim. İki oğlum var. Emekliyim. Boş vakitlerimde de yöresel pazar kuruyorum, derneğe devam ediyorum. Üretici kadınlarla para kazansınlar, arkalarında duralım diye kooperatif kurduk. Bu kadar. Birazcık kooperatiften nasıl başladı, çalışmalarınız neler, faaliyetleriniz neler, bahsedebilir misiniz? Tabii ki 4-5. Yıla girdik. Kooperatifimizin resmi kuruluşu 2 yıl oldu. 2 yıl öncesinden de yöresel üretici pazarımız, derneğimizle devam ediyorduk. Daha sonra kurumsallaşalım dedikten sonra kooperatif kursları aldık KEDEV'den. Kadınlarımızı kooperatif kursundan sonra da kooperatifi kurduk. Ama öncelikle üretici pazarımız vardı. Üretici pazarımızda bölge kadınlarımızın diğer Yelki'ye yeni yerleşen misafirlerimizle birlikte kaynaşmalarını da sağlamak için üretici pazarında buluşmalarını sağladık. Yöresel yemekler, tasarım, hediyelik eşya, sebze olarak 100 tezgah açtık. Festivallerle, şenliklerle, canlı müziklerle her hafta değerlendirdik. Ressam sanat grubumuz var. 41 ressamdan oluşuyor. Ayda bir ve özel günlerde resim sanat atölyeleri yaptık. Kitap tanıtım günleri oldu. Semt pazarı gibi olmasını istemediğimiz için kültürel etkinlikler de koyduk içine. Sonra da daha sonra köy evlerinin mekan olmasını sağlamak istedik. Çünkü pazara gelenler sadece üretici pazarından alışveriş edip giderlerdi. Geldiklerinde günlerini Yelki'de geçirsinler istedik. O yüzden mekanların köy evlerinin mekan olması için bayağı bir çaba sarf ettik. İlk başlarda bir 6 ayımızı aldı bu. Köyde günler yaptık, yukarı mahallede, aşağı mahallede. Biz köyün okumuş kızları bir komite kurduk. Aramızda yeni yerleşenler de geldi. Bir üretici pazar komitesi kurduk. Bu komiteyle birlikte de tezgahlarımızı ayarladık. Masa örtülerimizi ayarladık. Hijyen belgeleri aldırdık kadınlara. Kadınlara satış yapma, açık alan pazar kursları aldırdık. Ondan sonra yöresel üretici pazarının açılışında belediye başkanımızla birlikte büyük bir coşkuyla açtık. Ve bu sene 5. yılımıza giriyoruz neredeyse. Bildiğim kadarıyla kadınlara yönelik çok fazla çalışmanız var. Birazcık kadınlara verdiğiniz kurslardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi biz daha önce dernek, kooperatif, kadın platformları hep misafir olarak katılırdım ben. Gözlemledim ki dernekler mesela bir yemek düzenliyorlar. Bizlerden para alıyorlar ya da bir gezi düzenliyorlar. Aldıkları ücretin içinde kendileri bedava gidiyorlardı. Yaptığımız organizasyonlarda, gittiğimiz yerlerde, hani törenlerde filan köylüler ya da kadınlar ön sıraya, hani nerede yer bulursa oturmaya kalkıştığında, orası protokolün, kalkın orası şuraya oturacak filan gibi bir öteleme vardı. İş başa düşmüştü açıkçası. Biz dedik ki bu işlerde bir yanlışlık var. Biz doğru örnek olalım. Bu doğru örneği olurken de bizimle birlikte, bizimle yürüyen bütün kadınlara eğitimler verdik, kurslar. Öncelikle hijyen kursu, İngilizce kursu, kendi dillerini veya yurt dışına çıktıklarında kendini anlatabilecek kadar bir dil öğrenmelerini istedik. Müzik kursu, Yelki'nin sesi müzik korosu kurduk. Zeybek ekibi kursu, Yelkili kadınlarımızdan Zeybek ekibi kurduk. İlk oynadığımızda köy meydanında o kadar güzel oynamışız ki ödül kazandık. Şirince'ye geziye götürdüler, iki otobüs bizi bedava. Bütün köyün kadınlarını topladık, Şirince'ye gittik. Neden Şirince?
derseniz hani güzel. Hani orada da aynı tarz mekanlar açılıyor ve aynı doğallıkta yiyecekler falan var. Köylüler kendilerini bozmadan oldukları gibi devam eden bir yer diye kendileri görsünler istedik. Şirince'ye götürdük. Şirince'de baktık göveçler var, baktık odun ateşleri var. Kadınlar gözleme yapıyor. Ay, bizim evde yok mu göveç var, odun yok mu var? Biz de yaparız bunu. Çok şükür öyle bir güzel yaptık ki ödüller aldık. Birazcık da yöresel lezzetlerinizden bahsedelim. Sanırım Binnur ablamızın bir ödülü var. Biraz da siz onu anlatır mısınız? Evet. Çıratma'dan altın ödülü aldım işte. Evet. Peki çıratma nasıl yapılıyor? Nasıl bir yeme? Hamur, kap açıyorsun. Otla olan, tatlılan açıyorsun onu. Yapıyorsun çocuğum. Nohut koyuyorsun, merdivenos koyuyorsun içine. Kulağını düzgün düzgün yapıyorsun. Mantının farklı bir versiyonu. Mantına büyük, açık büyüğü. Mantının büyüğü. Evet. İşte kaç çizgisinin içinde ben bir tane altın ödülü aldım. Nereden aldınız bu ödülü? Şöyle, Yelki 1000 yıllık bir yerleşke. Kendine göre, kendine özgü yöresel yemekleri, kendine özgü deyimleri, kendine özgü kültürü, örf adeti var. Biz bunları öne çıkarmak istedik. Çıratma, işte hamur çorbası, peynirli pide, çalkama gibi otla daha çok yapılan yemekler. Çıratma bir mantı çeşidi ve bir lambanın adından geliyor. Eskiden elektrik yokken, gaz lambaları yokken, daha da eskiden yağdanlıklarda yağ yanarken verilen ışıktan, dörtlü ışıktan etkilenerek atalarımız bir mantı çeşidi yapmış. 4 tane kulağı vardır çıratmanın. İçine nohut ezilerek konulur. Zeytinyağında kızartılır. Üzerine yoğurt ve onun üzerine de tortu dökülür. Biz bunu öne çıkarmak istedik. Çünkü burada yaşayan bütün köylü kadınlarımız bu yemeği çok iyi biliyor yapmasını. Yeni yerleşenlerimiz ve gelen ziyaretçilerimiz de çok sevdi. Yarışmalara girdik. Hem Yelki'de mahalleler arası yarışma yaptık. Diğer mahallelerin de haberi olsun. Onlar da kendi özel yemeklerini getirsinler diye. Ablam mahalleler arası yarışmada altın aldı. Bir de Türkiye içinde uluslararası bir yarışma vardı. Ona da biz katıldık. Akşam haberimiz olmuştu. Güzelbahçe sahildeydi. Ona da kendi bildiğimiz Allah'a emanet Şahin görünümlü doğanımıza bindik gittik. Çanak çömlek götürdük, kap götürdük. Orada da canlı yayında yaptık. Türkiye ikinciliği aldık. Hayriye vardı sağ olsun. O da orada ödül aldı. Bunlar hem motivasyon oldu, hem eğlence oldu. Hem de bir taraftan bizi daha meşhur etti diyeyim. Hem biz çıratmayı meşhur ederken çıratma da bizi meşhur etti gibi. Özellikle İzmir'in her yerinden mesela çıratma yemeye geliyorlar. Şu anda mesela korona olmasına rağmen biz paketlerle internet satışlarına devam ediyoruz. Çıratma gönderiyoruz hala. Ne kadar güzel. Hava çok güzel. Sohbetimize biraz da dışarıda devam edelim diyorum ben. Eda Hanım, tarımsal faaliyetleriniz de var. Birazcık bunlardan bahsedelim. Evet, tarım olarak da traktörlere binip tarlalara girdik biz kadınlar. İstedik ki bölgemizde hala ata tohumları var, hala traktörümüz var ve hala tarlalarımız var. Kendi tarlalarımızda ata tohumlarımızla üretime geçmek istedik. Bunun için de ilk önce bakla diktik, susam diktik, karakılçık buğday diktik ve son olarak da geçen aylarda devletin bize verdiği poyraz buğday tohumunu diktik. Biz dikerken köylülerimiz de dikti. İkinci yılımızdayız. Üçüncü yıla dönerken çok şükür çok iyi gidiyor. Sebzeler özellikle. Yöresel sebzeler. Bölgesel ve mevsimlik sebzeler. Patlıcan, biber, domates falan. Bu gördüğünüz yerde tezgahlarımız açılıyor. Ve üretici pazarımızda tezgahlarımız açılıyor. İki üreticimiz vardı biz bu işe başladığımızda. Şu an 13 üreticimiz var. 13 kişi tarımla uğraşıyor. Ve bundan çok büyük keyif alıyorum ben. Bir de tarım grubu kurduk. Tarım grubunun başına da bir yönetici arkadaşımız var. Yelki Tarımsal Daire Başkanımız İlper Avcıoğlu. Ona öyle diyoruz biz. O bakıyor onlara. Şimdi o tarım grubunda da yönlendirmeler yapıyoruz. İşte kim ne diksin, neyi geliştirsin. Çok iyi gidiyor. Buğdaylarımız bir karış oldu. Baklalar da öylesine.
Allah nasip ederse hasat zamanı buyurun gelin. İnşallah gelmeyi çok isteriz. Peki tarımdaki sorunlarınız neler? Tarımdaki sorun tarla sorunumuz var. Tarlalarımız var ama kıymetli ve değerli bir yarımadanın bölgesinde olduğumuz için insanlar hani daha bir rant uğruna bekletiyorlar tarlalarını. Bir yıllık, iki yıllık için köylümüz bize arazilerini verdi dikin diye. Bizim kendi kiraladığımız arazimiz de var kooperatifimizin. Dönüm dönüm araziler kiraladık burada biz. Yani bu bölgedeki araziler, devletin olsun arazisi, belediyenin olsun arazisi, hani bize tahsis edilse biz odaların her yerine buğday diksek, bakla diksek, susam diksek, üretime geçirsek diye. En büyük sorunumuz arazi. Diğer kesimlerini biz bir şekilde çözüyoruz. Çünkü köylü Hünkar teyzenin verdiği bir avuç susamdan şu anda iki çuval susamımız var. Ondan dörde katlıyor. Bakla 1'e 12 veriyor. Gayet güzel gidiyor. İhracata da başlamışsınız bildiğim gibi. Evet. Evet, bu yaz yemiş deriz biz incir. İncir ihracatı yaptık. DİTAP var tarımsal dairenin. Oradan da bir satışlarımız oldu. Çok iyi gidiyoruz. Yani hem satış hem üretim olarak Allah'ım nazarlardan korusun. Biz bunları yaparken de hasat günleri yapıyoruz. Mesela bakla hasadı. Sosyal medyalarda paylaşıyoruz. İşte şu gün bakla hasadımız var diye. Neredeyse bölge insanı her duyan koşa koşa seve seve geliyor. Baklalar toplanıyor, papatyalar toplanıyor. Resimler çekiliyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Hem de işçiliğimiz bedavaya geliyor. Böyle böyle çok şükür bu yıl yine diktik. Allah nasip ederse hasat zamanına da az kaldı. Peki son olarak kaç üyeniz var ve buranın mali işleri nasıl yürüyor? Nereden destek alıyorsunuz ya da daha doğrusu alıyor musunuz destek? Şöyle 41 resmi kooperatif üyemiz var. 30 dernek üyemiz var. Ve 70 kişi kadar da üretici pazarımızda üyemiz var. Ya toplam aktif 100 kadınla birlikteyiz. Bunlardan 41'i kooperatif çatısında. Çünkü önce üretici pazarı, sonra dernek kursları, her şey bittikten sonra kooperatife alım yapıyoruz. Kendi kazancımızla yürütüyoruz. Kimseden hiçbir destek almadık. Kooperatifi cebimizden kurduk. Mesela Büyükşehir'in üretici pazarları var. Pagos Pazarı, Fuar Kültür Park gibi. Sabahın 6'sında biz burada yönetim kurulumuna birlikte, ortaklarımızla birlikte otobüslere binip Pagos'a gittik. Basma elbiseler diktik. Orada patlıcan biber yetiştirdiğimiz ne gerekleri sattık, ne gerek deriz biz. Oradan topladığımız parayla mali müşavirimiz var. Mali müşavirimiz bakıyor resmi evrak işlerimize. Yönetim kurulumu var. Ön evrak işlerine, muhasebeye onlar bakıyor. Mesela bu binayı kiralarken ihaleye girdik biz belediyemizden. Susam dikmiştik. Susam tarlasını sattık. Susamını Oğuzhan Özkaya'ya. Özel okullar çok var burada. Bir sosyal sorumluluk projesi yapmıştık. Onlara sattığımız parayla da susam parasıyla da binamızı kiralamıştık. Böyle Allah denk getiriyor, yolumuz açılıyor. Yola çıkınca bir şeyler denk geliyor yani, çok şükür. Kimseye de borcumuz yok. Üreticinin parasını da buraya getirdiklerinde, 100 kilo susam getirdiğinde ya da 5 kasa domates getirdiğinde tartıyoruz, peşin ödüyoruz. Teri soğumadan ödeme yapıyoruz. Çok keyifle gidiyorlar. Bir tarla daha dikmeye çalışıyorlar. Bundan da keyif alıyoruz. Köy pazarında dolaşırken çat kapıya denk geldik. Şimdi Ayten Hanım'ın yanındayız. Bize biraz çat kapı ile ilgili ve köyde neler yaptığı ile ilgili bilgi verecek. Efendim, burayı Yelki Yöresel Pazar'ın sayesinde açtık. Eda Hanım'ın gayretinden. Pazar açılınca ben haftada bir gün kahvaltı vermek için başlamıştım. Buradaki evlerinizi kahvaltıya açabilirsiniz demiştiler. Ben haftada bir gün açınca, talep çok olunca hafta içi de bu işi sürdürmeye karar verdim. Sulu yemek, ızgara köfte, ciğer, mantı, kahvaltı. Yani yanımda bir bayan çalışıyor. Bir de mantı yaptırdığım insan. 3 kişi, yani bu Yelki Yöresel Pazar'ın sayesinde 3 bayan olaraktan para kazanıyoruz.
Yani şey, bütün kadınlar aslında güçlerini birleştirdi. Evet, evet. Pazarın sayesinde. Tabii pazar olmasaydı tanınmazdım ben. Hani çünkü burası yukarıda kalıyor. Aşağısı daha popüler. Orada inşaattır, esnaftır daha çok. Buraya pazara gelenler adımızı duyup daha çok bizimle hani iş için yemek alıp verme işleri, kahvaltı, evlere sipariş, böyle. Ben de tam onu soracaktım. Pandemiden dolayı illaki etkilenmişsinizdir. Şu an nasıl yürüyor işler? Olayı yok. Paket servisimiz var. Belirli esnaflarım var. İşçiler ekmek arası alıyor, köfte. Bazı evler börek, yemek. Böyle idare ediyoruz. Ne yapalım? Peki, çok teşekkür ederiz bize kapınızı. Teşekkür ederim ben de. O zaman buradan bir de izleyicilerimize seslenelim. Bildiğim kadarıyla artık internetten de satışa başladınız. Evet. Ulaşabilecekleri bir adres, bir mail hesabı varsa lütfen söyleyin. Tabii biz Yelki Kadın Kooperatifi Instagram, Yelki Kadın Kooperatifi Face, Yelki Yöresel Pazar Face Instagram, her tür sosyal medya hesaplarımız var. Oradaki arkadaşlarımız eğitim almış, arkadaşlarımız yönetiyor o hesapları. Oradan iletişime geçebilirler. Zaten şu an artık yani pandemiden maalesef etkilendik. Bizim pazarımız etkilendi ama bizim ürünler neredeyse bitti. Şu anda Allah nasip ederse 1 Şubat'tan sonra gördüğümüz binada doğal ürünler satış yeri yapacağız. Ürünlerimiz geldikçe burada her gün 7/24 satışımız da olacak. Buraya da bekleriz. Üretici pazarımıza pazar günleri bekleriz. Geldim. Sosyal medya hesaplarından da iletişime geçebilirler. Eda Hanım, çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.